Yarın okutturmaya çalışacağım çünkü optik form okuyucu makine var. Yani hocaların müsait olması lazım, makinenin müsait olması lazım. Bunu biliyorsunuz zaten. Evet, en son kaldığımız kelime neydi? En son metri ve metal kelimelerini görmüştük, değil mi? Metri ölçüm yapmaydı. Metal de ölçüm yapmakta kullanılan alet anlamına gelen bir kelime. Şimdi sırada ne var? Scopy kelimesi var. Scopy kelimesinin kökü arkadaşlar ops kelimesi, yani göz. Göz kelimesinden geldiği için scopy dediğimiz zaman gözle muayene etme veya gözle inceleme anlamına gelen bir kelime. Mesela şöyle bir kelimeyi herkes biliyor. Mikro, mikron demek. Yani metrenin binde biri. Ölçüsünde mikron deniyor. Yani normalde mikro küçük demek değil ama Türkiye'de malum küçük şeklinde kullanılıyor bu kelime. Mikroskopi dediğimiz zaman aslında kastettiğimiz şey ne? Mikron boyutundaki canlıların incelenmesi. Mikroskopi dediğimiz zaman mesela gayta mikroskopisi dediğimizde büyük abdestin yani gaytanın mikroskopla incelenmesi. Hani bazen bu gerekiyor. Orada özellikle mesela bunu çocuk hekimleri kullanıyor bu yöntemi. Makroskopi dediğimiz zaman da bunun çıplak gözle incelenmesi. Yani mikroskopi bunun mikroskop aracılığıyla incelenmesi. Makroskopi dediğimiz zaman da bunun yani gözle muayene edilmesi anlamına geliyor. Yine bununla alakalı aslında çok kelime var. Ama kelimeden çok yani skopiden çok belki skop kelimeden duymuşsunuzdur. Ama skopiye bir iki örnek daha vereyim. Mesela bildiğiniz gibi kapalı ameliyatlar var. Değil mi? Kapalı ameliyatlar ne deniyor? Laparoskopi deniyor. Örneğin karnı kesmeden sadece 3 tane delik açarak yapılan ameliyat şeklinde laparoskopi deniyor. Aslında yani bu laparoskopi olayı yani ne yapıyor arkadaşlar? Bu 3 delikten birinden hava veriliyor ki karın iyice şişiyor, organlar birbirinden ayrılıyor. Birinden işte bir kamera aracılığıyla bakılıyor ve tabii ucunda ışık var. Üçüncü bir delikten de koter adı verilen bir alet de giriliyor karna. Önceleri bu muayene amacıyla yapılmış ama daha sonrasında bu karna sokulan cihaz iyice geliştirilmiş. Daha doğrusu üçüncü olarak o eklenmiş ve şu an birçok safra kesme ameliyatları, apandisit ameliyatları gibi birçok ameliyat yani kapalı olarak yapılıyor. Peki açık olarak yapıldığına ne isim veriliyor? Yani daha önce biliyorsunuz karnı yarıyorlardı yukarıdan aşağı dikey şekilde. Yarıyorlardı, açıyorlardı ve o şekilde. Buna laparotomi adı veriliyor. Bu tomi kelimesini bugünkü dersimizde göreceğiz inşallah. Ama artık laparotomi olmuyor, laparoskopi oluyor. Yani sadece 3 delikten yapılıyor. Bunun gibi benzer kelimeler var. Yine mesela endo kelimesinin anlamı iç demek. Eminim hepiniz endoskopi olayını duymuşsunuzdur. Değil mi? Endoskopi ne demek? İçin gözle muayene edilmesi. Mesela doktor ne yapıyor? Özellikle kalın, özür diliyorum, mide ve ince bağırsak, yani duodenum dediğimiz 12 parmak bağırsağında herhangi bir yara, bere vesaire bir hastalık var mı yok mu diye ne yapıyor? Ağızdan hani vatandaş halk dilinde hortumu attırmak deniyor buna, değil mi? Gerçekten bir hortum gibi bir şey bu. Yani esnek bir alet. Malum ağızdan önce ağza bir aparat takılıyor. Sonra kişinin boğazı lokal olarak anestezi yapıyor ve oradan doktor giriyor, muayenesi yapıyor. Tabii ki bu işlemin tersi de var. Yani anüsten gelerek yapılan da var. Buna da kolonoskopi adı veriliyor. Bildiğiniz gibi kolon, kalın bağırsak demek. Kolonu araya bir O harfi konuyor. Kolonoskopi dediğimiz zaman kalın bağırsağın aletle incelenmesi. Yine mesela rektoskopi diye bir olay var. Yani rektumun yani anüsten kalın bağırsağın anüsten sonra anüste kalın bağırsak arası kısım düz bağırsak buna rektum adı veriliyor. Rektoskopi adı veriliyor. Yine tabii ki bu muayenelerde kullanılan aleti de skop kelimesiyle ifade ediliyor. Mesela teleskopi ne demek? Pardon, daha doğrusu özür diliyorum. Mikroskopi ne demek? Mikroskopla muayene. Ama bu mikroskopla muayene kullanılan alete ise arkadaşlar ne isim veriliyor? Mikroskop adı veriliyor. Dediğimiz gibi metrenin binde biri. Burada yanlış yazmış arkadaşlar. Metren değil, işte milimetre mi? Metrenin binde biri. Ölçüsüne mikron adı veriliyor.
Nitekim bakterilerin boyutları 1-2 mikron civarında arkadaşlar. Yani ışık mikroskobuyla bakterileri 1000 defa ya da 2000 defa büyüttüğünüz zaman siz boyamak şartıyla, çünkü bakteriler boyamadan gözükmez. Dolayısıyla hani daha önce belki söylemiş olabilirim. Örneğin gram diye bir boya var. Bu gram boyasıyla boyadığınız zaman bazı bakteriler bu boyayı alıyor, bazıları almıyor. İşte alanlara almak değil de farklı bir görüntüsü var. O yüzden öyle diyelim. Alanlara gram pozitif, almayanlara gram negatif adı veriliyor. Mesela bizim cildimizde hasta, sivilce gibi benzeri hastalıklar yapan veyahut da orada iltihaba yol açan bakteriler gram pozitif genelde. Yani havayla bulaşan bakteriler bunlar. Yani streptokok, stafilokok, meningokok falan gibi yuvarlak şeklinde olan bakteriler bunlar. Daha çok gram pozitif olan bakteriler. Ama bağırsağımızda yaşayan ve fekal oral yoldan diyoruz. Yani fekal ne demek? Feces dışkı demek. Fekal dediğimiz zaman dışkı ile ilgili. Oral da ağız demek. Malum hani dışkı yolda ağızdan bulaşan mikroplar. Bunlar da arkadaşlar bağırsağımızda yaşayan bakteriler. Bunların da çoğunluğu, hatta hepsi diyebiliriz, gram negatif olan bakteriler. Tabii ki bunlar mikroskopta görülebiliyor. Hatta mikroskopu icat eden kişi Robert Koch denen bir adam, Hollandalı bir doktor. 1883 yılında keşfediyor. Ama mikroskopun keşfinden yaklaşık 30 sene kadar önce malum sıtma hastalığı var. Yani sıtma hastalığı bilinen bir hastalıktı. Yani bunun bir bakteriyel bir şey veya görünmeyen bir canlı tarafından yapıldığı biliniyordu ama ne olduğu belli değildi. Ama ne zaman ki Hollandalı Robert Koch bu mercekleri üst üste koyarak ne yaptı? Büyütmeyi yani ortaya çıkardı ve dünyada ilk defa verem mikrobu. Verem mikrobunu keşfetti. O yıllarda çok yaygınmış. Tabii ki verem bir basil, yani yuvarlak olanlara kok, çubuk gibi olanlara basil deniyor malum. Mesela kolibasili diye bir şey var. Bağırsaklarımızda yaşayan bir bakteri malum, değil mi? Ama verem de basil. Hani verem basili diye geçiyor. Bunu arkadaşlar kendi soyadını vermiş. Biliyorsunuz genelde eponim adı verilen bazı şeyler var. Eponim ne demek? Adı üstünde demek. Nim isim, epo üstünde, eponim adı üstünde. Yani adam ne yapıyor? Bir şeyi buluyor, ona kendi adını veriyor. Mesela Robert Koch dünyada ilk defa bulunan mikroba Koch basili adını vermiş. Ama bir başka doktor olan Escherichia, hani bizim E. coli diye bildiğimiz malum bazen zaman zaman çıkıyor. İşte şu suda bu varmış, bu suda bu varmış falan tarzında kirlenme varmış gibi konuşuluyor. Mesela E. coli dediğimiz zaman aslında bizim E. coli bağırsağımızda yaşayan bakteri. Eğer bir havuzda E. coli bulunduysa bunun anlamı ne? O havuz suyuna veya deniz suyuna veya işte durgun suya ne yapmış oluyor? Dışkı yani lağım suyu karışmış oluyor. Nitekim Urfa'da bir zamanlar ya bundan belki 25-30 sene kadar önce hatta çok uzak değil ben geldiğimde öyleydi. Maalesef içme suyuyla lağım suyu yan yana akıyordu. Ve ister istemez normal içme suyundaki su kesildiğinde negatif basınçtan dolayı lağım suyu borularda çok eski, 34 yılından kalma şeye karışıyordu ya yani içme suyuna karışıyordu ister istemez. Tabii ki yaz aylarında inanılmaz ishal vakası oluyordu. Buna sebep olan şey ne? E. coli dediğimiz bakteri. Şimdi yine mesela tele uzak demek demiştik, değil mi? Tele'yi herkes biliyor. Mesela vizyon, görüntü, televizyon uzaktan görüntü. Peki telegraf ne? Uzaktan yazan alet, değil mi? Teleskop da uzaktan görmeye yarayan alet. Bu şekilde isim vermişler. Yine mesela fetoskop denen bir şey var. Fetüs, anne karnındaki canlıya verilen isim. Bakın bebek demiyorum çünkü ona bebek denmez. Doğduğu zaman yani canlı doğduğunu o zaman ne deniyor? Bebek doğdu. Ama bazen bebek canlı doğamayabiliyor. Yani doğum esnasında, doğum kanalında başına her şey gelebiliyor. Kordon dolanmasıdır, işte mekoyum aspirasyonu vesaire. Bazen ölü de doğabiliyor bebekler ne yazık ki. Şey, canlı doğduğunda buna bebek deniyor ama doğmadan önceki telefon açmadım. Sesim geliyor mu? Biriniz böyle bir el işareti yapabilir. Veyahut da sesler açık zaten şu anda. Sanırım geliyor galiba. Açmayınca bir şey olmuyor.
Evet, kadar teşekkür ediyorum. Velhasıl mesela FED döllenmeden 2,5 aya kadar olan dönemde, yani 10 hafta ya da 2,5 ay diyelim, bu döneme embriyonal dönem deniyor. Yani anne karnındaki canlıya embriyo adı veriliyor. 2-2,5 santim kadar. Yani asla varsa insana benzemiyor. Bir kurbağa hani yavruları böyle kuyruklu falan. Onun gibi bir şey. Kişinin gebe olduğu bile belli olmuyor. İşte bu dönemde arkadaşlar devlet kürtajı da izin veriyor bu dönemde. Yani 10 haftaya kadar ama sonraki verilen isim fetüs deniyor malum. Açacak mısınız dersi diye biri yazıyor bana ama kim ya yazan? Dersi açacak mısın? Ben linki gönderdim herkese. Vallahi girsinler artık arkadaşlar. Bildiğiniz şey. Evet, mesela fetostop denen bir şey var. Ebeler ne yapıyor arkadaşlar? Gebenin karnına kulağını dayıyor. Ondan işte oradaki fetüsün kalp sesini duymaya çalışıyor. Hani sağlık durumu nasıl tarzında. Yine mesela bunun yerine tabii ne çıktı? Negatoskop denen bir şey var. Yani gebenin karnına bağlıyorlar elektrotları ve oradan bebeğin kalp sesini bile duymayı bırakın, kalp atımlarını oradan görmek mümkün oluyor. Yine mesela periskop denen bir şey var. Etrafı görmeye yarayan alet. Mesela denizaltılarda kullanıyor bu. Hani şöyle bakıyor işte oradaki kaptan işte etrafında 360 derece dönüyor. O yüzden buna periskop demişler. Hatta periskop diye şey var. Böyle galiba uygulama olması lazım. Yine mesela İngilizce fala baktığınız zaman hani burç falına baktığınızda buna horoskop der. Horoskop. O da skop diye. Niye horoskop demişler? Çünkü eskiden horoskop diye bir alet varmış. Gökyüzüne o aletle böyle değişik bir şey bu. Hani ork diye bir şey ne o? Bir alet var ya ork diye bir alet var. Ork değil de başka bir şey ya. Arp özür diliyorum. Ona benzeyen bir alet bu. Gökteki açıyı işte ondan bakarak hani hangi açıda hangi bölgede falan tarzında. O yüzden bunu horoskop adına vermişler İngilizce. Böylece skop da ilgili birçok kelime de görmüş olduk. Gelelim arkadaşlar en çok duyduğumuz kelimeye terapi kelimesi. Bu artık Türkçe'ye girmiş vaziyette. Çünkü bununla alakalı dünya kadar terapi kelimesi içeren kelime var günlük yaşantımızda. Mesela bunlardan bir tanesi ne yazık ki keşke olmasaydı ama kemoterapi artık aslında Türkçe bir kelime. Çünkü bildiğiniz gibi Türkiye'de kanser çok yaygın. Hatta sayısal baktığımız zaman 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konuyor. 3 dakikada bir kişiye. Ve bu da tabii bu insanların yani toplamda yılda 175 bin kişi yapıyor. Bunların 80 bin tanesi maalesef hayatını kaybediyor her yıl. Böyle bir istatistik var ne yazık ki. Ya bu da gösteriyor ki maalesef kemoterapi çoğu zaman işe yaramıyor. Bakın işe yaramıyor demiyorum ama çoğu zaman işe yaramıyor. Çünkü kemoterapi olan hastanın ne yazık ki birçoğu ölüyor. Sebebi şu, 6 saat boyunca veya 3 saat boyunca damardan ya da port takılarak kişiye sürekli kimyasal madde veriliyor. Bu kimyasal madde ne yazık ki dost düşman ayırmadan kanda dolaşan bütün hücreleri etkiliyor. Bağışıklığımız da bir yerde düşürüyor ve bir kısır döngüye sebep oluyor aslında. Bu bakımdan kemoterapi kimyasal tedavi demek. Farmakoterapi ilaç tedavisi demek. Farmako ilaç hatta bildiğiniz gibi farmasi kelimesi var. Farmasi İngilizce hani eczane demek. Yani şu anda Urfa'da da gördüm ben eczanelerde farmasi diye yazıyor yani. Ankara'da İstanbul'da çok da Urfa'da böyle tek tük yazanlar var. Mesela farmakoloji oradan geliyor. Farmako ilaç demek. Farmakoterapi ilaç tedavisi. Yine mesela psikoterapi ruhsal tedavi. Çok var aslında. Fitoterapi ilaç pardon bitkisel tedavi. Hidroterapi su tedavisi. Fototerapi ışıkla yapılan tedavi şeklinde. Mesela bir yeni doğan bir bebekte eğer sarılık olursa ki yeni doğan sarılık denen bir olay var. Bu bebekte ne yapılıyor? Mavi beyaz ışık altında işte bir iki gün buna maruz kaldıklarında kandaki bilirubin düzeyi düşüyor. Hani sarılık biliyorsunuz bilirubin denen bir madde var. Bilirubin kırmızı safra pigment demek. Yani safradan salgılanan bir madde. Safranın kendisi aslında. Kandaki safra miktarı artıyor. Bu da kişinin özellikle göz bebeklerine baktığınız zaman sapsarı olduğunu görüyorsunuz. Bildiğiniz sarı ama gerçekten sapsarı bir renk oluyor.
İşte buna hiperbilirubin emi deniyor. Yani kanda bilirubin seviyesinin artması. İşte fototerapi ile gidiyor mesela bu. İşte hidroterapi malum. İşte bu sulu kaplıca sularla falan yapılan tedavi şekli. Ya da fitoterapi bitkilerle yapılan tedavi şekli ve şu anda son yıllarda bitkilerle yapılan tedavi kabul görmeye başladı. Yani yıllarca devlet hacamat olsun, bitkisel tedavi olsun, sülük tedavisi olsun ve benzeri birçok tedaviye maalesef karşı çıktı. Hatta doktorlar uyardılar halkı, aman gitmeyin, aman sağlığınızla oynamayın falan filan. Ama bunlara rağmen örneğin hacamat gerçekten muhteşem bir tedavi şekli. Ama bugün yani mesela 10 sene önce hacamata sağlığınızı oynamayın diye Sağlık Bakanlığı şimdi GETAT diye bir merkez açtı. Hacamata olsun, sülük ve benzeri birçok tedaviyi devlet bizzat kendisi yapmaya başladı. Neden? Tıbba rağmen sonuç aldı insanlar. Mesela benim bir akrabam doktor eve göndermiş. Demiş ki tıbben yapacak hiçbir şey kalmadı. Ondan sonra bu kişiye biz bitkisel bir ürün, bakın ilaç değil, bitkisel bir tedavi. Zaten buna şey deniyor, adjuvan tedavi. Yani tamamlayıcı tıp. Tıbbın yerine geçmez. Bakın tedaviyi tıp yapar ama doktor size söylüyor, diyor ki hastayı sağlıklı besleyin. Ya yani hasta diyor ki sağlıklı beslen. Sağlıklı besin var mı? Hepimiz de biliyoruz ki şu an günümüzde sağlıklı besin diye artık bir şey kalmadı. Yani hepsi hormonlu, hepsi GDO'lu. İlaç ve gübre asla hiçbir şey olmuyor. Tabii ki bütün bunlar bir de genlerle oynanmış. Yani biz yediğimiz domates domates değil ki. İsrail yıllarca bu GDO'lu domatesleri bize sattı. Genlerimiz de oynadı. Ve şu anda Türkiye'de %22 oranında kısırlık var. Ve maalesef ciddi sıkıntılar var yani. Bakın benim akrabam, eve gönderen akrabam doktor bir tedavi kesmiş, morfin vermiş. Ama kullandığımız bir ham maddeyle 6 ayda tamamen ayağa kalktı. Tamamen iyileşti. Kanser namına bir şey kalmadı diye raporu var hastanın. Ben tembih ettim. Sakın doktora söylemeyin dedim. Çok enteresan bir şey söyleyeyim size. Doktor eve yolluyor. Diyor ki yani bunu tıbben yapacak bir şey kalmadı. Mesela hasta soruyor. Hocam böyle bir şey var kullanayım. Aman sakın kullanma, sağlığını kullanma. Lan adam ölüyor zaten. Yani sen bunu ölüme yollamışsın zaten. Ama buna rağmen bu nasıl bir mantıksa çok enteresan. Yani engel olunabiliyor. İşin tuhaf tarafı da bu. Terapi kelimesinin hatta arkadaşlar bunu ilk derslerimde söylemiştim. Eş anlamları var demiştim. İyatri ve kür kelimesi var. Hani kürü daha önce gördük zaten. Kür daha ziyade tedavi gibi değil de hani tuz kürü, su kürü, hani biraz beslenme rejimiyle, diyetle alakalı bir olay. Ondan sonra. Ama iyatri yine birebir tedavi anlamına gelen bir kelime. Örneğin pet çocuk demek. Pes ve pot ayak demek. Bazen bunlar karıştırılıyor. Mesela podoloji, ayak bilimi, pediatri, çocuk tedavisi. Normalde pes kelimesi de bazen pet şeklinde ifade edildiği için mesela pes ayak. Ama ayakla ilgili ne diyoruz? Pedal diyoruz değil mi? Pedal. Pesal demiyor yani. Pedal deniyor. O yüzden hani pedal dediğimizde aslında pet çocuk demek ama buradaki pedal kelimesi ki pet kelimesi ayak anlamında kullanıyor. Pediatri, psikiyatri, geriatri falan gibi böyle. Mesela psikiyatri ruhun tedavisi. Örneğin az önce bahsettik psikoterapi denen bir olay var. Ruhsal tedavi. Psikoterapi. Bakın bu tedaviyi kim yapıyor? Yine psikiyatrist yapıyor. Ruhsal tedavi. Ama burada psikologların görevi ne? Psikologların görevi aslında bana sorarsan psikoloji bilimi çok değerli bir şey. Ve kesinlikle Türkiye'de yaygınlaştırılmalı. Yani psikoloğa giden bir insan arkadaşlar deli değildir, hasta falan değildir aslında. Yani psikoterapinin burada olayı ne? Bir insan psikoloğa gidiyorsa hasta olmamak için gidiyordur. Yani çünkü insanda biliyorsunuz insan vücudunun bir tolere seviyesi var. Yani olaylara karşı. Bu hem organik anlamda hem de ruhsal anlamda. Yani sizin başınıza bir şey geldiğinde bir yere kadar buna katlanıyorsunuz. Yani tolere edebiliyorsunuz yani. Bir takım savunma mekanizmalarımız var. Hani vardır ya 20 tane. Psikolojide görmüşüzdür. Mesela sen elin yetişmediği şeye pis diyorsun ya. O zaten aman iyi değildi falan diyorsun. Ya, kaçırıyorsun. Ya zaten istememiştim falan. Bir kız istiyorsun vermiyorlar. Ya zaten çirkindi. Yani böyle kendini koruyabiliyorsun bile akıl sağlığını. Ama bir yere kadar. Bir yerden sonra artık bu savunma mekanizmaları sana yetmemeye başladığında
başa çıkamadığında o olayla, çünkü biliyorsunuz bazen olaylar bize stresle yapılıyor. Bu başa çıkamamaya başlıyorsunuz ve tam bu durumda evet davranış bilimlerine zaten onu vermezse olmaz Emre. Yani 20 tane o savunma mekanizması olmazsa olmaz yani. Onlar şart. Çünkü bunlar sayesinde akıl sağlığımızı koruyoruz. Yoksa yani mesela elimizden kaçan şeye ya zaten çirkin demeliyiz yani. Veyahut da ekşi demeliyiz. Yoksa başa çıkamazsın yani. Öyle yapıyorsun yani. Öyle kendini avutuyorsun yine. Ama bazen gerçekten başa çıkamadığın durumlar oluyor. Yani bunların yetmediği durumlar olduğunda psikiyatriste gitmemen için yani psikiyatriste gittiğinde kafayı yemiş oluyorsun zaten, değil mi? Mesela psikopat, psikoz falan gibi böyle hastalıklar var malum. İşte bunların tedavisi de psikolog yapamaz. Kim yapar? Vallahi bir şey söyleyeyim ben size. Bir defa bir adam kafayı yedi miydi? Bunun daha dönüşü yok. Yani düzelenini görmedim. Adam mesela psikoz denen bir hastalık var. Psikoz. Hani oz neydi? Bir şeyin çok çok artması. Adam artık ruhsal durumu öyle bir hale gelmiş ki çıldırmış herif. Yani cinnet hali yani. Bazen bu insana cinnet de geçirip ya adam polisse, askerse çekiyor tabancasını. Küt 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 vuruyor. Ondan sonra ulan, ne yaptım ben falan diyor. Kafasına sıkıyor yani düşünün. O kadar tehlikeli. İşte psikolog psikiyatristle arandaki bir bariyer. Yani akıl sağlığını koruman açısından ne yapıyor? Hani daha kötüleşmeden, o duruma düşmeden oradan bunun dönüşü var bakın. Bana göre psikoloji çok daha değerli. Bazıları şey var mesela. OKB, eminim beni dinleyen 48 kişinin içinde veya 46 kişinin içinde birilerinde OKB vardır muhakkak. Yani OKB ne? Bakın her şeyin azı karar demiştik ya. OKB obsesif kompulsif bozukluk demek. Takıntı hastalığı yani. Mesela bu hepimizde var bu. Ya mesela bu OKB olan bir insan masaya diyelim ki sıraya oturduğunda orada bir defter veya kitap eğri duramaz. Ya da bir kalem yan duramaz. Ya da bir şey, obje mutlaka orantılı olmalı, simetrik olmalı, bilmem ne olmalı. Ya da mesela kaldırımda yürürken taşları atlaya atlaya gider. Mesela hep böyle vardır ya bir koyu bir açık. İşte hep koyularına basarak gider vesaire. Eminim siz de bunu yaptınız bir dönem belki. Ufaktan ufaktan oluyor insanlarda ama bazen gerçekten çok aşırı oluyor. Mesela ben bir hastaya denk gelmiştim. 30 küsur yaşlarında 5-6 tane çocuğu var maalesef. Çok aşırı çocuk yapmış o yaşta. Bunun üzerine kocası bir dokuma getirmiş. Kadın tedavi görüyordu. Hastanede denk geldim. Bizim yüksek lisans esnasında. Kadın saatte bir ellerini yıkıyor. Sabunla ama. Öyle bir yıkıyor ki. Hani vardır ya tuvaletlerde el nasıl yıkanır bilmem ne. Yani en fazla 2 dakika değil mi arkadaşlar? Bu kadın 1 saat elini yıkıyor. 1 saat. Elleri zaten bembeyaz olmuş derisi. Geliyor. Duramıyor. Tekrar gidiyor. 1 saat daha yıkıyor elini. Gidiyor gidiyor. Ya duramıyor arkadaşlar. Sürekli elini yıkıyor. Ya nasıl bir takıntıysa, nasıl bir şeyse artık. İşte bu duruma gelmeden aslında gerçi yani bu duruma gelmesinin sebebi kendisi değil ama bazen hani şöyle bir şey var. Daha dün akşam bir kişisel gelişim dersimiz vardı, eğitimimiz. Orada yani kullandığımız bir cümle. Önemli yani. Yani hayatta senin başına her şey gelebilir. Değil mi arkadaşlar? Herkesin başına her şey gelebilir. Ama önemli olan başına ne geldi değil. Başına o şey geldiğinde senin tavrın ne oldu? Sen ne yaptın? Değil mi? Bu hayatta bazı insanlar maalesef kendini kurban gibi kurban ediyor resmen. Hayatının yani senaryosunu yazan kalemi eline veriyor. Başkasının eline veriyor. Senaryo yazan başkası, oynayan kendisi. O filmde günün sonunda ölen bu oluyor. Veyahut da sakat kalan bu oluyor. Veyahut da mağdur olan bu oluyor. Açıkta kalan bu oluyor. Ondan sonra başlıyor. Vay efendim o şöyle yaptı. Vay işte mezarında rahat yatamazsın. Vay şöyle oldu. Vay böyle bana bunu yaptı. Şunu yaptı. Tamam da sen ne yaptın? O sana onu yaptığını sen ne yaptın? Boyun eğdin. Kendini kurban gibi gördün. Kusura bakma da. O yüzden hani hayatta gerçekten başına ne geldiği önemli değil. O olaylar başına geldiğinde senin tavrın ne oldu? Sen ne yaptın? Önemli olan şey bu. Evet. Bir de kür kelimesini daha önce verdiğim için tekrar girmiyorum. Kür de malum manikür, pedikür. Hani manus el demek. Bir yandan da kökleri görmüş oluyoruz. Manus el. Mesela elle ilgili neydi? Manuel. Değil mi? Manuel diye bir kelime var.
elle ilgili. Örneğin arabalarda manuel vites. Ne yapıyorsun? Elle geçiriyorsun vitesi. Ya da manipülasyon diye bir kelime var. Malum günlük hayatta kullanıyoruz. Manipülasyon. Yani manipülasyon ne demek? Mesela biri geliyor, o bir şeyi manipüle ediyor. Ne yapıyor? Karıştırıyor yani. Mesela siz beş arkadaş karar veriyorsun ya işte top oynamaya mı gidelim, sinemaya mı gidelim? Karar sinema olarak çıkıyor. Altıncı kişi geliyor, manipüle ediyor. Yani o sizin verdiğiniz kararı ya karıştırıyor bir nevi. Ve hop kimisi diyor ki sinema, kimisi diyor ki işte top oynamaya. Al sana bir cıngar yani başka bir şey değil. Bazı kırmızı karakterli insanlar var. Karakteri de kırmızı. Mesela bazıları şeydir. Mavi, yeşil, sarı, kırmızıya gidiyor böyle. Bazı insanlar sana sormaz. Hadi şuraya gidiyorsun. Seni koluna takar götürür ya. Sen de buna ne yapacaksın? İzin vermeyeceksin yani değil mi arkadaşlar? Gitmek istemiyorsan gitmeyeceksin. Bazen şey oluyor. Ben gitmek istememiştim de beni zorla götür de. Ya geç onu geç. Ya kimse seni istemediğin bir yere zorla götüremez. Sen bas be gittin yani. Teslim ettin kendini. Evet, ders kelimesi arkadaşlar farkındaysanız şu anda hep bunlar tedaviyle ilgili kelimeler. Yani terapi, iyi atıp bunlar tedaviyle alakalı. Dizin anlamı sabitleme demek. Mesela artron, eklem. Örneğin eklemle ilgili daha önce örnek vermiştik. Artrit, eklem iltihabı, artralji, eklem ağrısı falan gibi. Mesela romatoid artrit diye bir hastalık toplumda çok yaygın şu anda. Romatoid artrit yani romatizmayla hem romatizma var hem de eklem iltihabı var anlamında bu. Çok ciddi bir sıkıntı yani velhasılı. Bakın burada ne olmuş arkadaşlar? Eklem sabitlenmiş. Gördüğünüz gibi sol tarafta yani sol işaretliyim buradan. Bakın şurada normal ayak kemiklerini vermiş. Gayet normal bir görüntü. Burada bunlar yüz yüze değil mi? Resus face demiş bakın. Kemikler yüz yüze. Ama her nasılsa bu ayak kırılmış. Arkadaşlar doktor bakın ne diyor arkadaşlar? Triple arthrodes. Üçlü yani. Üç tane işlem yapmış. Birincisi bakın şuradan internal diyor. Şurada internal fixation device diyor. Yani içe takılan sabitleme ayıkları. Bir tane buradan bir çivi çakmış görüyor musun? Ta topuğa kadar gidiyor. Bir tane buradan yapmış. Bir tane şuradan yapmış. Dolayısıyla üç tane işlem yaparak ne yapmış? Üçlü bir sabitleme işi yapmış ki bu kemikler kendi kendine kaynasın diye. Çok fazla kelime yok bununla alakalı. Bir de irisle alakalı var. Yani gözde biliyorsun iris tabakası var bununla ilgili. İridodez diye bir kelime ama çok karşına çıkmayacak bu. Yine en çok karşınıza çıkacak olan kelime tomi kelimesi. İki anlam var. Bunlardan bir tanesi kesme. Bir diğeri ameliyat. Mesela daha önce de belirttiğim gibi ana yeniden demek demiştik ana kelimesi. Yeniden anlamına gelen bir örnek. Tomi de kesme demek. Yani anatomi dediğimiz zaman kelime anlamına baktığımız zaman yeniden kesme. Türkçe karşılığı var mı? Türkçe karşılığı yok. Yani anatomiyi biz olduğu gibi almışız. Olduğu gibi kullanıyoruz bu kelime. Yani televizyonu olduğu gibi kullandığımız gibi arkadaşlar değil mi? Televizyon nasıl geldiyse biz o şekilde onu almışız. O şekilde kullanmışız yani kelimeyi. Ama buzdolabını öyle yapmamışız. Yani buzdolabına Türkiye'ye ithal olmuş. Kelime ne? Refrigerator İngilizcesi. Türkçe'ye uyuyor mu? Asla uymuyor. O yüzden düşünmüşler, taşımışlar, demişler ki buna biz bir isim bulalım. Ve buzdolabı adını vermişler ama sonradan aslında buz olmayan kısımlar da var değil mi? Yani fakat isim aynı bazen. Hani müsemma olan şey ismi kat kat aşıyor. Yani isim belliyken ki haliyle sonraki hali bir olmuyor. Mesela şöyle düşünün. Küçükken bir çocuk doğuyor. Yani doğduğuna bakıyorsun ki heybetli. Yani bazen oluyor. Diyorsun ki yo bu adam büyüdüğünde kim bilir nasıl olur. Ve Abdülcabbar koyuyorsun adına. Heybetli bir isim yani. Abdülcabbar aman Allah'ım falan. Ama sonra ne oluyor? Bir büyüyor. Sesi kız gibi. Düşünsene Abdülcabbar ağa geliyor. Ağa geliyor, ağa geliyor. Bir geliyor kız gibi ses çıkıyor. Düşünün yani ismi de müsemma mı? Değil. Mesela burada gastrotomi mide ameliyat demek. Midenin kesilmesi yani gastrotomi. Ya da bununla ilgili yani neyin sonuna gelirse onun ameliyatı anlamına geliyor. Mesela az önce örnek vermiştim. Laparo karın demek. Laparotomi karnın kesilmesi. Yani eskiden laparoskopi çıkmadan önce karın kesilirdi. Yani boydan yukarıdan aşağı boydan kesilir ve ameliyatlar bu şekilde
gerçekleştiriyordu. Ama sonrasında ne oldu arkadaşlar? Laparoskopi olayı icat oldu. Dediğim gibi önce teşhis amaçlı, yani karnının içini görmek anlamında bu ameliyat, daha doğrusu bu operasyon icat olmuş, ama sonradan işte koter denen bir alet var. Koter. Bu aletle karnına giriliyor. Orada işlemler yapıyor. Pense gibi bir şey yani. Orada bayağı doktor işini yapıyor. Hatta ısı veriyor, elektrik veriyor. Örneğin damarı kestiği zaman ucunu koterize ediyor. Yakıyor yani damarın ucunu ki oradaki kanama dursun diye. Buna koterizasyon adı veriliyor. Tomi kelimesi çok aslında. Çok uzun durmamıza gerek yok. Hatta bu tomografi kelimesi de buradan geliyor. Tomografi. Çünkü tome kesmek demek Yunanca. Bir de bunun başına mesela tomi bir sonek aslında, ama sonekin başına örnek gelir mi? Vallahi geliyor. Bazen iki tane bir örnekle bir sonek yan yana gelip başka bir anlam çıkabiliyor. Mesela ek kelimesinin anlamı, yani EC'nin anlamı dışarı demek. Mesela ektomi dediğimiz zaman kesip dışarı alma. Yani alma, yani organın alınması. Mesela organın kesilmesi başka. Yani kesiyorsun, dikiyorsun, o kadar. Ama bazen organın bir kısmını alıyorsun. Mesela önceki kelimeye döndüğümüz zaman örneğin gastrotomi, midenin kesilmesi. Bakın burada örnek var. Kesilmiş ve kapatılmış. O kadar. Ama midenin bir kısmı alınsaydı bunu ne denecekti? Gastrektomi denecek. Yani midenin çıkarılması. Eğer midenin tamamı alınırsa gastrektomi, midenin bir kısmı alınırsa buna parsiyel gastrektomi deniyor. Parsiyel. Yani nereden geliyor bu kelime? Part İngilizce bildiğiniz gibi part parça demek. Hatta apart kelimesi de buradan geliyor. Apart ne demek? Parçasız demek değil mi? Başına A gelince parçasız oluyor. Örneğin Urfalılar bilir, koca şey ne o ne Karaeli'de apart otel var. Apart otelin özelliği ne arkadaşlar? Tek parça. Yani ikinci bir oda mutfak falan yok. Tek parça. O yüzden apart demişler. Ama diğer tarafta mesela hani ona ne deniyor tam bilmiyorum. İşte iki odalı, bir mutfaklı yerler de var. Bakın o apart değil yani. Çünkü aklıma gelmiyor, bir isim var. Neyse, hayırlı olsun. Demek ki ektomi, kesip dışarı alma. Parsiyelin anlamı neydi? Bir kısmını aldığınız zaman kısmi, yani parsiyel, parçalı, bir parçası alınmış anlamında. Bir de malum parsel kelimesi var. Türkçe'de kullanıyoruz. Parsel. Mesela bir arsa vardır. Diyelim ki o arsada 10 hisse varsa ne demektir? Bu 10 parsel var. Değil mi? Parsel parsel ne yapılmış? İnsanlara paylaştırılmış ve yani ayrı top çıkarmışlar ve ya da bazen tek tapuda o parselin sahibi şu kişi falan anlamında bunlar kullanılıyor, parsel kelimesi Türkçe'de. Ana kelimesi örnek vereyim. Mesela anabolizma, katabolizma, metabolizma diye duymuşsunuzdur belki. Mesela malum katabolizm değişim demek. Bolizma. Katabolizma dediğimiz zaman kata kelimesinin anlamı aşağı.